Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugün kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak ile birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle mitral kapak hastalıklarını konuşacağız. Bu konuyla ilgili sorularınız, merak ettikleriniz ya da aklınıza takılanlar varsa iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mitral kapak nedir? Kalpteki görevi nedir? Mitral kapak aslında anatomik olarak vücudun mucizelerinden birisi diyorum ben. Kalbin içerisindeki bir kapak. Şimdi kalbin çalışma prensibine bakacak olursak vücuttaki kan kalbe geliyor ve bu kalbe gelen kanı önce kalbin sağ tarafı akciğerlere gönderiyor. Akciğerlerde oksijenleniyor yani bir nevi temizleniyor diyelim kan. Tekrar kalbe geri geliyor. Geldiğinde kalbin sol kısmına geliyor. Ve bu sol kısmı da kasılarak bütün vücuda kanı gönderiyor. Mitral kapak kalbin sol kısmında olan bir kapak. Akciğerlerden gelen kan kalbe dolacak. Kalp kasıldığında o kapak kapanacak ve kalbin göndereceği yön aort damarı olacak. Yani bütün vücuda gönderecek. Mitral kapak kapanmasının sebebi akciğerleri geri kanın kaçmaması. Mitral kapak hastalıkları da işte tam da burada ortaya çıkıyor. Şimdi iki tür hastalığı var mitral kapağın. Mitral kapak daralabilir yani kireçlenebilir, bozulabilir. Hattta kapanma mekanizması bozulur ve kaçırabilir. İkisinin de belirtileri farklı kalpte yarattığı sorunlar farklı şikayetleri farklı tedavileri farklı. Mitral kapak kalp kasıldığında kapanması kalbin içerisinde ipliksi yapılarla bağlı olduğu için oluyor. Yani bir paraşüt gibi düşünelim bunu kapak kapanıyor bu paraşütün ipleri kalbin kasına bağlı ve kasılarak onları tutuyor. Eğer o ipliksi yapılardan biri birkaçı koparsa o zaman kapak tam kapanamıyor ve geriye doğru akciğerlere doğru kan kaçağı olmaya başlıyor. Ve bu durumda akciğerlerde gereğinden fazla bir kan birikimi oluyor. Yani akciğer tansiyonu oluyor. Bu durumda kişide nefes darlıkları oluyor, çabuk yorulma oluyor, sık akciğer enfeksiyonları oluyor, bu tür şikayetler oluyor. Kapak darlığı başka bir mekanizma. Eğer o kapak yaprakçıkları tam açılamıyorsa bu yaşla beraber özellikle geçirilmiş hastalıklara bağlı olarak kireçlenmişse açılamıyorsa bu sefer akciğerlerden kan kalbin içerisinde dolamıyor. Dolamadığı için akciğerlerde birikiyor. Yine aslında benzer belirtiler ortaya çıkarıyor. Yine çabuk yorulma, sık akciğer enfeksiyonu, basit bir akciğer enfeksiyonunun zatüreye dönecek kadar ilerlemesi gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Mitral kapak hastalıkları neden ortaya çıkıyor? Risk faktörleri var mı? Var. Özellikle kapak darlığının ciddi bir risk faktörü var. Çocuk yaşlarda geçirilmiş bir üst solunum yolu hastalığına ikinci olarak bir eklem romatizması geliştiyse, buna akut romatizmal ateş diyoruz aslında, kişiler bunu çok iyi bilirler aslında geçirdiyse, özellikle bunlar 10-20 yaş arası bir yaşta oluyor ve çok ciddi ağrılı, büyük eklemleri tutan dirsek, diz gibi Eklem romatizması ve mutlaka onu doktora götürecek ve şikayetlerini çok e, hatırlayabileceği bir hastalık bu. O iyi tedavi edilmezse, bunun tedavisi nasıl? Her ay penisin iğnesi olması, kansulandırıcı ilaç kullanması, bu tür şeylerle tedavi edilmezse 30'lu yaşlarında e, bu sefer kalbe sirayet ediyor ve kalp kapağında kireçlenmeye yol açıyor. Maalesef bizim toplumumuzda hala sık görülen bir şey. Yani iyi tedavi edilmemiş bir solunum yolu hastalığından sonra eklem romatizması, iyi tedavi edilmemiş eklem romatizmasından sonra da kalp kapak darlıkları toplumumuzda sık görülüyor. Onun dışında diğer hastalıklar, özellikle kapak kaçağı gibi hastalıklar birkaç sebepten oluyor. O kapak yapısal olarak kalbe bağlayan ipliksi yapıların kopması olabiliyor. Bazen buna sebep de bulamıyoruz. Bazen geçirilmiş bir kalp krizine bağlı olarak o yapılar bozulduğu için kalp krizinden sonra oluşan bir kapak yetmezliği oluşabiliyor veya İlerleyen yaşa bağlı, o zaman 80 ve daha üzeri yaşlarda bu kapakta bozulmaya bağlı kapak kaçakları veya kapakta kireçlenmeye bağlı kapak darlıkları görülebiliyor. Mitral kapak hastalıklarını önlemek mümkün müdür? En önlenebilir kısmı bu biraz önce bahsettiğim o eklem romatizması durumu. O yüzden hani bir mesaj vereceksek burada ağır atlatılmış bir solunum yolu enfeksiyonunu mutlaka iyi tedavi edilmesi lazım. Çocuk doktorları bu konuda çok tecrübeliler. Onlar zaten mutlaka size yol gösterecektir. Peki iyi tedavi edilmedi, bu sefer eklemlere e, vurdu. O zaman da ileride bir kalp hastalığı olmaması için sık sürekli bir kontrolde olmak, mutlaka pediatris kontrolünde olmak çok önemli. Kalp krizi geçirilen hastalarda mutlaka bir kalp ultrasonuyla kapağın durumunu mutlaka değerlendirmek lazım. E, belli bir zamanda zaten e, yani yaşla beraber rutin kalp kontrolü yapmak gerekiyor. O kontrollerin içerisinde de mutlaka belli bir noktada kalp ultrasonu, ekokardiyografi yapılıyor ve erken teşhisle bu hastalıklar çok başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Erken teşhis dediniz. Erken teşhis için hangi tetkikler kullanılır? Bu kapakta bozuklukların tanısını koyduran şey kalp ultrasonu yani ekokardiyografi dediğimiz şey. Tanıyı da koyduran o, ameliyat kararını da verdiren o, takipte de kullandığımız aracımız o. E, ee, bu kapak ameliyatlarına hep ben 3 evreye ayırıyorum. Zaten birincisi bir takip dönemi var. Yani kapağınızda bir bozukluk var dediler size. Kapak darlığınız var veya orta derecede bir kaçak var. Biz bunu takip edelim dediler. O takiplerde baktığımız birçok parametre var. O yüzden aslında kalp ultrasonu çok tecrübeli bir kardiyolog tarafından bu konuda iyi eğitim görmüş ve sadece bunu yapan bir kardiyolog tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum ben. Kimi zaman bana ameliyat için gelen hastalar oluyor veya ee, ameliyat gerekmeye, gerekiyor mu gerekmiyor mu diye soran hastalar oluyor ben bunu mutlaka çok tecrübeli bir kardiyolog meslektaşımda ben de bulunarak ekosu esnasında çok detaylı ölçümler yaparak karar veriyoruz kim zaman bir rapor geliyor önünüze ileri derecede kapak kaçağı diyor o kadar yani bu rapor bize hiçbir şey ifade etmiyor bizim kalp çaplarını görmemiz lazım akciğer basıncını görmemiz lazım kalbin elektrosunu görmemiz lazım ritim bozukluğu var mı Hastaları mutlaka detaylı bir şekilde dinlemek lazım. Özellikle akciğerleriyle ilgili sorunlar olabiliyor bu hastalarda. Çoğu zaman da bu hasta grubu aslında akciğer hastalıklarıyla karışıyor. Yani o nefes darlığı, çabuk yorulma olduğu zaman hep insanın aklına ilk başta akciğer geliyor. Çoğu zaman bir akciğer doktoruna başvuruluyor. Bu noktada tecrübeli bir doktor mutlaka kalbi de dinleyip o zaman kalpte bir sorun var, sizi bir kardiyoloğa yönlendireyim, orada bir ultrason yapılsın dediği noktada biz e, tanımızı koymuş oluyoruz. Hangi durumlarda mutlaka cerrahi tedavi gerekir? Şimdi yine iki gruba ayıralım. Yani kapak darlığında, yani kapak kireçlenmesinde yaptığımız şey kapağı, o kireçlenmiş kapağı çıkartıp yerine bir protez kapak dikmek. Kapak yetmezliğinde de en ideal cerrahi kapağı tamir etmek. Yani kapak yetmezliğinde kapağı değişmek iyi bir tedavi yöntemi değil, tamir etmek lazım. Ee, dediğim gibi bu takip dönemi çok önemli. Takip dönemi içerisinde ilerleyen bir kapak yetmezliği var. Kalp çapları büyüdü, kalbin kasma fonksiyonları bozuldu, şikayetleriniz olmaya başladı. Bu kapak yetmezlikleri veya darlıkları ikisi de kalbi çok büyüten hastalıklar. Kalp büyümesine bağlı ritim bozuklukları oluşuyor. Bu ritim bozuklukları oluştu. Kimi zaman bu ritim bozukluklarına bağlı kalbin içerisinde pıhtı oluşuyor, beyni atabiliyor, bir inme gibi bir durumla karşımıza geliyor hastalar. Bu tür durumların hepsini değerlendirip ona göre bir ameliyat planlaması, zamanlaması yapıyoruz. Ama bu ameliyat zamanlamasını yaparken o takip dönemi bitti artık ameliyat dönemi geldi size dediğimizde ne kadar erken ameliyat yaparsak o kadar başarılı oluyoruz. Çünkü gecikmiş kapak hastalıklarında kimi zaman akciğer basınçları geri dönüşümsüz olarak yükseliyor. Akciğer damarı bozuluyor. O zaman kapağı düzeltseniz de nefes darlığı gibi akciğer ait şikayetler kalıcı olabiliyor. Kimi zaman Kalbin kasılma fonksiyonları ileri derecede bozuluyor, ameliyatınız çok riskli oluyor. O noktalara gelmeden doğru bir cerrahinin yapılması en önemli şey, erken teşhiste doğru bir cerrahinin yapılması. Mitral kapak ameliyatı sırasında kalpteki başka sorunlara da müdahale edilir mi? Edilebilir çünkü aslında mitral kapak hastalığı, ilerleyen mitral kapak hastalığı çoğu zaman kalbin sağ tarafındaki trikspit kapak dediğimiz kapağı da bozuyor ve o kapakta da bir kaçak oluşuyor. Bu zaman ameliyat esnasında kapağa mitrali müdahale edilirken sağdaki kapağı, triküspit kapağı da tamir etmek gerekiyor. Çoğu mitral kapak hastalığı kalpteki ritim bozukluklarına yol açıyor. Atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğuna yol açıyor. Ameliyat esnasında o ritim bozukluğunda kalbin ileti sistemini düzeltmek üzere bir işlem yapmak için ablasyon dediğimiz bunların hepsi kombine olması gerekebiliyor. Bütün bu ameliyatları kapalı yapıyoruz. Kapalı yaptığımızda her iki kapağı da tamir etmek veya mitral değişip sağ kapağı tamir etmek, aynı zamanda ritim bozulmasını yapmak mümkün. Tedavi edilmeyen mitral kapak yetersizliği yaşamı tehdit eder mi? Çok eder. Yani ilerleyen kapak yetmezliği kalbin kasılma fonksiyonlarını bozar ve kalp yetmezliğine yol açar. Bu kalp yetmezliğine yol açtığında kalbin kasılması bozulur ve akciğerlerde biriken kan daha fazla olduğu için akciğer tansiyonuna yol açar. Artık öyle bir noktaya gelen hastalar oluyor ki kalp nakli de bu hastalar için bir çözüm olmuyor. Kalp akciğer nakli gerekebiliyor. Yani ikisinin birden değişmesi gerekiyor. Çünkü sadece kalbi değiştiğinizde akciğerler buna çözüm bulamıyor. İşte işleri bu noktaya getirmeden özellikle tamirle kapak yetmezliğini çözersek çok daha başarılı oluruz. Mitral kapak yetmezliğinde kapak tamirinin bir avantajı var mı hastaya? Kesinlikle var. Kapak tamiri kapak değiştirmekten daha üstün bir cerrahi kapak darlığı olduğunda yani kireçlenmesi olduğunda mecburen kapağı değiştiriyoruz ama kapak yetmezliği olduğunda kapağı tamir etmek kalp cerrahisinin en önemli ameliyatlarından, en başarılı olduğu ameliyatlarından biri. Çok tecrübeli bir kalp cerrahı yapması gereken bir ameliyat çünkü çok yapıldığında e, başarılı olan bir ameliyat. Kapak yetmezliğini tamir ettiğimizde protez bir kapak kullanmıyoruz. Bundan dolayı da e, ömür boyu bir kan sulandırıcı ilaç kullanma ihtiyacınız olmuyor. Bu en büyük avantajı. İkinci bir şey de kalp yapılarını aynen tekrar tamir edip kendinize ait dokuları tuttuğumuz için daha uzun ömürlü sizi kalp yetmezliğinden koruyan bir cerrahi oluyor. Özellikle genç yaşlardaki kapak yetmezlikleri, yani şöyle bir örnek vereyim. 20'li yaşlarının sonunda 30'lu yaşlarında bir hanımefendi ileri derecede kapak yetmezliği, mitral yetmezliği ile başvurdu. Hamile kalamıyor. Yani izin vermiyor doktorlar. Çünkü bu kapak böyleyken hamile kalamazsın diyorlar. Mutlaka önce bunun halledilmesi lazım. Ama eğer kapağı değişirse yani ömür boyu bir kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekeceği için de hamilelik çok zor olacak. Hatta imkansız olacak çoğu zaman. Doğum çok zor olacak veya imkansız olacak. O yüzden hanımefendinin kapağını tamir ettik. Tamir ettikten 6 ay sonra hamile kaldı ve başarılı bir doğum oldu. Yani kan sulandırıcı kullanmamak özellikle genç yaşlarda çok büyük bir avantaj. Ve uzun dönemde de kalbin kasma fonksiyonlarını çok iyi koruyan, kalp yetmezliğinden koruyan bir cerrahi yöntem. Mitral kapak değişimi ya da ameliyatından sonra hastaların dikkat etmesi gerekenler var mı? Şimdi öncelikle kapak değişimi olduysa kan sulandırıcı ilaç kullanması gerektiği için onu çok mutlaka muntazam kullanması gerekiyor. Belli aralıklarla ultrason kontrolleri, ekokardiyografi kontrolleri yapıyoruz. Onları mutlaka aksatmadan olması gerekiyor. E, belli durumlarda yani diyelim ki dişle ilgili bir işlem yapılacak veya basit bir cerrahi müdahale yapılacak öncesinde bir antibiyotik kullanması, işlem sonrası bir antibiyotik kullanması gerekiyor. O yüzden mutlaka doktor kontrolünde hayatına devam etmesi lazım. Mitral kapak ameliyatları e, kapalı yöntemlerle yapılabilir mi? Evet bütün mitral kapak ameliyatları yani kapak değişse de tamir de olsa Diğer kapağı da bozmuş olsa iki kapağı da tamir etmemiz gerekse, ritim ameliyatı da yapmamız gerekse. Aslında buna benzer ameliyatlar da var. Yani kalple delik, ASD dediğimiz kalp deliği ameliyatları, kalp tümörü, miksoma dediğimiz kalp tümörü ameliyatları da bu yöntemle yapılıyor. Ee, sağ kaburgalar arasından özellikle kadın hastalarda göğüs dokusu altından yapmak mümkün. Yani 4 santimlik bir yerden bütün bu kapağı değişmek, tamir etmek, iki kapağı tamir etmek, kalp deliğini kapatmak mümkün. Buradaki avantajımız şu oluyor göğüs kemiğini hiç açmadığımız için ameliyatın iyileşme süreci çok hızlanıyor ve ameliyattan sonra bu hastalar açık bir ameliyatla aynı ameliyat yaptığımız için yine bir gün yoğun bakımda kalıyorlar ama dördüncü 5. gün evine çıkacak bir durumda oluyor ve her türlü hareketini yapacak durumda çıkıyor arabasını kullanıyor sportif faaliyetlerine devam ediyor. Kadınlarda özellikle bir avantaj çünkü mitral kapak hastalıkları özellikle 30'lu lı yaşlarda kadın hasta grubunda daha sık gördüğümüz bir hastalık. Buradaki bütün kesiler göğüs dokusu altında kaldığı için tamamen kozmetik bir cerrahi oluyor. Ve bu kozmetik cerrahide hiçbir görünür yerde bir iziniz kalmadığı için özellikle bu kapak tamir edilmiş ve de kan sulandırıcı ilaçta kullanmıyorsanız özellikle çocuk doğurma yaşındaysanız ve tekrar hamile kalmak istiyorsanız kapağın tamir edilmesi ve kapalı bir yöntemle bu işin yapılması çok daha üstün bir cerrahi oluyor. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim.